Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını yarın yapacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı da yapılacak zam oranına çevrildi. Olay Haber muhabiri Meryem Atan ile kameraman arkadaşımız Kürşat Kapıcıoğlu kritik toplantı öncesi sokağın nabzını tuttu. 1603 lirayla geçinebilmek mümkün mü bugünün şartlarında? Ah be ablacığım be ya. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturuyor, asgari ücret pazarlığı başlıyor. Haliyle vatandaşın da bir beklentisi var. En az 2200-2500 falan civarında olması gerekiyor yani. Kirada ve iki çocukluysa eğer, yani en az 2200 civarı olması lazım. Şu anda Türkiye'nin şartlarına göre 2500 en az. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı 2019 yılının zam oranına çevrildi. Ev kirası, faturalar derken açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki makas açıldı. 700 lira kira. İki tane çocuk okuyor. Ondan sonra mutfak masrafı var. Kış geldi, doğalgaz var, elektrik var, su var. Para bitti. Para bitti abla, ne yapacağız? 10 lira. Ne yapayım ben şimdi? Bununla ne yapayım ben? Bugün aldı eşim maaşını. Doğalgazda, su, elektrik, çocuğun okul parası derken elde para kalmadı. Asgari ücret 1603 lira. Peki bu parayla geçinebilmek mümkün mü? 1603 lira kesinlikle geçinilmiyor. Çünkü burada şu şartlarda 600 lira, bilemedin 700 lira kiralar var sadece. Umutlar asgari ücretin işçileri memnun edecek oranda artması. Asgari ücret, ben çalışan biri olmama rağmen ekstra bunu yapıyorum. Yetmiyor. Toplantılardan çıkacak sonucu beklemeden işini garanti altına almak isteyenler de var. Ancak bu seçenek de umuttan öteye geçmiyor. Umudu vatandaş asgari ücret zammına mı bağlısın, milli piyangoya mı bağlısın? Milli piyangoya bağlıyım. Asgari ücret zammı yükselmeyecek ama milli piyangoda en azından çıkabilir.